Evet arkadaşlar, şimdi gündemimizde bugün iki tane çok önemli konu var. Bir tanesi Ayasofya'nın tekrar eskisi gibi camiye çevrilmesi hususunda. Bir diğeri ise Libya'daki başarımız, Libya'da bulunan Türk askeri, Libya'da yaşanan son gelişmeler. Videomuza başlamadan önce sosyal medyada CHP çok güçlü arkadaşlar. İşte bu yüzden mega şehirlerin tamamını kaybettik. Bizim de sosyal medyada güçlü olmamız için, sesimizi herkese duyurabilmemiz için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi Ayasofya ile alakalı söyleyeceğim şudur. Ekrem İmamoğlu her zaman bilindiği gibi her şeye karışıp her şeye zıplıyordu ya. Şimdi Ayasofya'nın tekrar müzeden camiye döndürülmesi konusunda bu İslami bir, yani Müslüman aleminin dini duygularına, hani dini vecizelerine ve hassas damarlarına nüfuz ettiği için özgürlük, sosyallik, devletçilik, laiklik, cumhuriyetçilik falan filan zırvalarına sığınaraktan ortalığı karıştırıp buradan bir hani kendisine bir avantaj sağlayamayacağını anlayınca sus pus oldu. Çünkü Ayasofya camiye çevrilmesin diye hopladığı zaman bütün Türkiye'de ona oy atmış ne kadar dindar kesim varsa o ne oluyor diyecek şimdi. Ortalık karışacak yani birden. Yani tamamen zaten yeni Fatih Sultan Mehmet'in türbesine tekme atma görüntülerini gördünüz, izlediniz. Bir de arkasından hep bu yurt dışını övmesi, yurt dışına hani bağlı olması, ikide bir de hep yurt dışına övgüler, gidip Fransa'da kendi evimde hissediyorum kendimi sanki der gibicesin. Hep bu yabancı sevgisi, biliyor musun? Batı sevgisi diyelim. Bu Ayasofya Müzesi'nin camiye çevrilmesine de karışacak olursa bir anda o hani ellerini açıp da böyle Sözcü'nün manşet gazetesinden huzur duası, huzur duası der gibicesine. Tabii şu anda Türkiye'nin ve dünyanın bambaşka sorunları var. Ülkeler bu konuda süreç yönetimleriyle alakalı bazen tabii iç malzemelerine ihtiyaç duyabilir. Ben ne İstanbul'un ne de Türkiye'nin şu anda böyle bir gündeme ihtiyaç duyduğunu düşünmüyorum. Bazen bu tür konular hassas tartışılmalıdır. Hem tarihsel ölçekte hem inanç ölçeğinde hassas tartışılmalıdır. Ama şu anda bunun bir iç siyaset malzemesi şeklinde tartışılması da beni şahsen üzmektedir. Bu konu açıkçası bir şehir konseyinin ya da meclisinin konusu değil. Şu anda bizim yetkimiz dahilinde de değil. Tümüyle Kültür Bakanlığı'nın ve Merkez Hükümet'in yetkisinde olan ve Türkiye'de ibadethanelerin kontrolü de tamamen yine Merkezi Hükümet'in bir diğer bakanlığına ait. Dolayısıyla bu konuda şehrin yorumunun ya da şehrin meclisinde bu konunun tartışılacağını ya da bir karar konusunda fikrinin sorulacağını Merkez Hükümet tarafından düşünmüyorum. Arkasından her gün cuma namazı kılan Muharrem İnce'nin veyahut da ben abdestsiz asla sokağa çıkmam. Ben her gün cuma namazı kılarım. Her gün iftar açan, günde 2-3 kere iftar açan Ekrem İmamoğlu ve arkasından Ayetel Kürsi'yi en hızlı ezberleyen Muharrem İnce, babasının alim olduğunu, molla olduğunu, bir tanesinin babasının 1915'te şehit olduğunu, Ekrem İmamoğlu'ndan bahsediyorum. Ve Ayetül Kürsi en önce ezberleyen, en ilk Muharrem İnce ezberleyen ve abdestsiz asla sokağa çıkmayan, bu kadar dini istismar eden, kullanan bir partinin kalkıp da şimdi Ayasofya'yı camiye çevirmeyelim, Ayasofya müze olarak kalsın demesi çok abes karşılanacağından sus pus olmak zorunda kaldılar. İstemeye istemeye.
Baktılar ki ne dışarıdaki güçler bu Ayasofya'nın sahipliğini üstlenen Hristiyanlar mesela. Diyelim örnek Yunan. Ya bizim Türkiye'deki yandaşımız nerede? Niye bu kalkıp da bu tür olaylara müdahale etmiyor? Niye çıkıp da Erdoğan'a kafa tutmuyor? Niye ortalığı karıştırmıyor? Şimdi bunun sırası mıydı? Ne gerek vardı? Yani İslamiyet'i mi kullanıyorsun? Seçime mi gideceksin gibicesine hani niye acaba bunlar öldü mü kaldı mı diye bir merak içerisine girdi. Ses seda yok. En sonunda dayanamayıp ne yaptı? Ekrem'i aradılar. Ekrem İmamoğlu'nu. Yunanistan medyası. Beyefendi bağlandı medyada, televizyona, canlı yayına. Ayasofya'nın kilise camiye çevrilmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye çok basit, kısacık bir soru sordu. Beyefendi başladı. Bu siyasi bir konudur. Bu gündemimizde çok şu anda sorunlar, sıkıntılar var. O kadar aşmamız gereken engeller var. Halkın mağduriyeti şuradan geldi. Bu şu anda konuşulacak şey miydi? Böyle miydi? Öyle miydi? Kıvırıyor lafları. Yani böyle lafları eveliyor, geveliyor. Yani uzatıyor konularını. Yani kaçamak bir şeyler arıyor. En sonunda tuttu. Dedi ki bu siyasi bir konu falan. Yani tam siyasi konu da ben söylüyorum sana, sen o zaman pazarcı mısın, seyyar satıcı mısın, sen siyasetçi değil misin siyasi konuysa? Adam sana net bir soru sordu. Sen Ayasofya'nın cami olmasını istiyor musun, istemiyor musun dedi. Ne yani siyasi konu? Buna yerel hükümet karar verir de biz Turizm ve Çevre Bakanı'nın görevi de onlar ne karar alacaklar da falan da biz... Ya ne yerel hükümeti ya? Türkiye'de kaç tane hükümet var ya? Sen desene hükümetimiz... Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti karar verir. Cumhurbaşkanı karar verir. Sen yani Türkiye'de yani yerel hükümet derken yani Türkiye'yi kaça bölüyorsun yani? Lafında bile bölüyorsun. Yerel hükümet ne? Yöresel hükümet ne? Yani sen Türkiye Cumhuriyeti Ankara'daki Cumhurbaşkanı'ndan ayrı bir hükümet mi kurdun? Bilmediğimiz. HDP'lilerin hani öz yönetim ilan ettiği gibi Güneydoğu'da biz hendek olaylarını kazında biz kendi öz yönetimimizi ilan ediyoruz. Özeklik ilan ediyoruz. Güneydoğu bundan sonra bizimdir. Buraya karışamazsınız. Asker polis buraya giremez deyip çukur kazdığına mı döndürüyorsun? Hayırdır? Yerel yönetim ne? İstanbul yönetimi ne? Ben anlamıyorum yani. Nasıl ayırıyorsun yani? Lafında bile ayrımcılık var yani. Türkiye'yi bölüyor yani lafıyla bile. Bir de hep yırtık dondan çıkan beyefendi bu sefer bir türlü çıkmadı. Hemen Güneydoğu'da bir HDP'li belediyeye kayyum atanınca anında soluğu orada alınca demokrasidir, insan haklarıdır, sosyalliktir, yok halkın seçtiği, halkın öz iradesi falan filan. Ayasofya'yı da halka sorsana. Halk Ayasofya'yı müze olarak mı istiyor, kilise olarak mı? Yoksa cami mi? Halk cami olarak istiyor. Hani halkın kararlarına saygı duyuyordun? Hani sosyal devletti? Hani hukuk adaletti? Niye o zaman halkın istediğine o zaman kıvırıyorsun böyle dansöz gibi? Niye o zaman Yunan medyasına çıkıp da açık açık halkımız ne isterse, Cumhurbaşkanı ne karar verirse, evet ben de ibadete açılmasını istiyorum. Ora bizim kılıç hakkımız. Müslümanların istediği zaman müze, istediği zaman da burayı camiye çevirme hakkı, selayeti vardır. Kendi topraklarımız, niye diyemiyorsun? Ha, ipin tasman onlarda değil mi? Çünkü onlar seni oradan şişirip pohpohluyorlar. Türkiye'deki onların taraftarları, dernekleri, üyeleri, sana maddi böyle suyu böyle aktanlar, sana parayı böyle oluk oluk aktanlar, işte sen orada Ayasofya'yı ben cami olarak görmek istiyorum dersen, aynı Amerika'daki FETÖ'cülerin o siyahi öldürülen siyahi sonrasında ayaklanıp ırkçılığı ben kabul etmiyorum diye Amerikan devletine kafa tutması gibi bir şey olacak. Bu işi çözdükten sonra Amerikan devleti şu an olay sıcak sesini çıkarmıyor. Yarın çözdükten sonra bakalım FETÖ neler yapacak. Devlete karşı ayaklanan. Ha sen sahiplerine yapmıyorsun işte bunu değil mi? Neyse herkes senin Makaris olduğunu ve Yunan taraftarı yandaş olduğunu biliyor da bilmeyen bazı kesim var, CHP iskelet oyları, onlara seslendim anlarsa. Libya'ya gelecek olursak, Libya'da yok uçağımız düşürüldü de, yok SİHA'mız düşürüldü de, yok Hafter kaçıyormuş da, Hafter'e destek geliyormuş da. Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'yı boşu boşuna mı camiye çeviriyor sanıyorsunuz? Hafter'e silahları yağdırdıkça yağdıran, her zaman arkasında duran Yunanistan, durmadan onu pohpohlayan, koruyan, kollayan, saklayan, kendi ülkesine getiren, himaye altına alan, gizli işlere, gizli orada... bazı olaylara karıştığı için bizim istihbaratımız, MIT'imiz bunları teşhis edip bunların
kendilerinde bilgi, belge, her şeyleri ispatları olduğu için, bütün bunların arkasından da Yunan çıktığı için Ayasofya'ya onlara ceza, bak siz Hafter gibi iki yüzlü bir adamı, darbeci bir adamı koruyup kollarsanız, gerçek hükümete Sarrac'a karşı destekler, silah verir, bize karşı orada savaşırsanız, işte ben de Ayasofya'yı camiye çeviririm diye, aha böyle gözdağı veriyor işte. Öyle yalanlar da yok, SİHA'mız düştü, yok bizim İHA'mız düştü, yok orada uçağımız düştü derkene, bizim ordumuz Libya'da desten yazıyor, bütün dünya görüyor. O yalancı iki yüzlüler istediği kadar dansöz gibi kıvırsınlar. Kimin biz kimin dindar olduğunu, kimin ibadete hizmet ettiğini, kimin Türkiye'ye hizmet ettiğini biz çok iyi biliyoruz. Bilmeyenler de artık Allah yardımcıları olsun onların söyleyecek.